Evet kıymetli dostlar, seçim süreci yaklaşırken iki başkan adayı da ilginç açıklamalarda, ilginç demeçlerde bulunuyor. Hangisi daha haklı, hangisi daha suçlu, ben orasına girmeyeceğim. Fakat bir kardeşim diyor ki isterse Real Madrid takımını komple transfer etsin, yine de ve yine de ve yine de Ali Koç olduğu müddetçe Fenerbahçe şampiyon olamaz diyor. Sebebini sordum, derinlemesine detaylı bir şekilde bana verdiği cevabı sizlere video olarak sunacağım arkadaşlar. Yani neden Ali Koç olduğu sürece Fenerbahçe şampiyon olamaz? İlk olarak nereye gidelim? Tarihe nereden bakalım? 1907'den bakarsak Enver Paşa halk kahramanı. 1908'den neyse Polat Alemdar'a gerek yok. Şimdi 2019 yılı Ali Koç'un boş çıkan transferleri. Buradan başlayalım diyor. Direkt gelir gelmez 2018-19 sezonu. Yassine Benzia, Mia Zajc, Michael Frey, Andre Ayew, İslam Slimani, Diego Reyes, Tolgay Arslan, Harun Tekin, Barış Alıcı, Sadık Çiftpınar, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz. Hani Aziz Yıldırım'ın aldığı Elif Elmas satılmış. Tek olumlu hamle o. Giuliano falan satılmış ki Aziz Yıldırım döneminin parlayan oyuncuları Giuliano, Jose Fernando, bunlar satılmış. Ama hakikaten de düşününce hani Benzia, Zajc, Frey, hakikaten yani düşününce Ayew, Kemal Adem'i de o zaman değil miydi ya? Slimani, Diego Reyes, Tolga Arslan. Hele Tolga Arslan'ı hiç anlamıyorum. Hadi Barış Alıcı bir umut. Harun Tekin kaleci. Sadık iyi bir Fenerbahçeli. Kabul. Ulan Tolga Ciğerci bence fena değildi. Serdar Aziz hala aynı şey. Ulan yani bazı şeyler. 2020 boş çıkan transferler. Zanka, Adil Rami. Survivor'a gidecek olan Rami Fenerbahçe'ye geldi. Allah yar Seyyad Maneş. Şimdi ben Allah yar konusunda şunu söyleyeyim. Allah yar bence ben olsam ben de alırdım. Ben Allah yarın kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Simon Falet'te, yani Allah Allah Falet'te aldık. Deniz Türüç. Yasir Subaşı dedi. Yasir Subaşı transferdi. Yasir Subaşı altyapımızdan çıkan bir isim. Mevlüt Erdinç, Murat Sağlam. Hani Vedat Muriç satılmış, satılmasa o yıl belki şampiyon olacaktık. Forvet sakızı çekmeyecektik. Gidip satılıp Samat da alındı. Şimdi Vedat da o para etmezdi şimdi açıkçası. Hazır alıcısını bulduk. Mecbur satmak zorunda kaldık. Bunu da doğruya doğru. 2021 boş transferler. Boş çıkan transferler. Lan adamlar bayağı dosya yapmış. Marcel Tisserand diyor. Bence Tisserand boş çıkmadı. Mauricio Lemos. Eşek spası bizde oynamadı. Sonra gitti şey yaptı. Kemal Ademi. Ha ben bunu arıyordum. Bright Osay Samuel. Osay Samuel eğer boş çıktı dersek Allah taş eder. Şimdi onu söyle. Diego Perotti evet bir kumardı. Bence Perotti yanlış olmuş oraya. Hatta ben Tisserand'ı da siliyorum. Lemos kabul. Ademi kabul 2. Perotti doğru. Filip Novak. Ulan Trabzonspor'da oynadığının zekasını oynasaydı biz de yine tutardı. Papiş Sisse. Jose Sosa. Sonra Samat da var. Nazım Sangare. Sinan Gümüş. Barış Sungur Tekir diyordu. Barış Sungur onun adı. Barış bir projeydi. Ya onu saymıyorum Barış Sungur. Barış projeydi. Lemos'u Barcelona'nın elinden aldık lafı vardı. Sosa derbilerde yattı. Perotti kronik sakattı. Güya Perotti'nin maaşını Roma ödeyecekti. Samatta'ya giden paralarda yazık günah. 2022 yılı boş transferler. Max Meyer diye başlıyor. Max Meyer bir kumardı. Ciddi bir kumardı. Steven Colker. Yeryüzünün en aptalca transferiydi. Anlaştığın teknik adamla bunu alacağım diyorsun. Başka teknik adam getiriyorsun. Burak Kapacak. Hala Burak Kapacak kendini ispat edemedi. Sivas Spor'da kiralıktı. Kim Minji falan aldı da ondan satıldı mesela. Tabi bu aralarda arkadaşlar yanlış anlamayın. Mesela bu aralarda bir Pelkas var. Bence işe yaradı. Ama az masraf aldık. Mesela Atilla Salahiler var. Bu aralarda alınıp satılan isimler var. Biraz değerine değer katanlar var. Onları da söyleyeyim yani şimdi. Ali Koç'un da her hamlesi boşmuş gibi konuşmak da fayda vermez. 2023 yılı. Luan Perez, João Pedro, Bruma, Arao,
Henrique. Lamine Diak da kar elde ettik ya, o bizlik değil, geç onu. Joshua King, Samet Akaydın, Thiago Çukur, hani Arda Güler satıldı bu arada diyor. Mesela Luan Perez bence iyiydi ama sakatlık. Hatta sakatlanana kadar ben beğeniyordum da Perez'i. João Pedro Galatasaray'dan şey yarışına girdik miydi? Olmuyor. Buruma yok abi. Ama Buruma'dan da kar elde ettik. Şimdi Buruma'yı da buraya kötü liste olarak yazmayalım. Biz Buruma'dan kar elde ettik. Aldığımızın yukarısına sattık. Araújo'yu da aşağı yukarı aldığımızın üstüne sattık diye biliyorum. Ama Gustavo Henrique'yi hoca aldırdı. Joshua King boştaydı. Samet Akaydın da hoca aldırdı. Thiago Çukur yatırım. Teknik direktörler Koku takımı küme düşme potasına soktu. 17. sıradaydı ve bilgisayar seçti bu sistemi dediler. Koeman geldi, 17. sıradan bir basamak yükseltmeden geri gitti. Yaptığı tek şey Galatasaray derbisinde 2-0'dan 2-2'ye getirdi skoru. Avrupa'da Fenerbahçe'yi grupta ikinci yaptı sanırım. Elemelere soktu diyor. Ersun Yanal siz benim vizyonumu anlayamamışsınız deyip getirdi. Ali Koç gitti takımı 6. yaptı. Yeni sezona Ersun Yanal'la girdi. Sadece istediği 2 oyuncuyu aldı. O da kimler arkadaşlar? Altay Bayındır istedi. Kar elde ettik. Vedat Muriç'i istedi. Yani adamın zıttına gidildi açıkçası. Komolli elindeki çöpleri doldurdu. Ve Galatasaray maçında Fenerbahçe yenildi açıkçası. Ersun Yanal'a şey yaptı. Suçu orada buldular. Aslına bakarsanız adam anlaşma önceden bitti ama teknik direktör bulamadım deyip tekrar Ziraat Kupası maçına çıkarttılar. Trabzonspor'a da kupada 2-1 yenilince fişini çektiler. Tahir Karapınar şanlı Fenerbahçe'nin PTT birincilik hocasıyla 7. oldu. Ziraat'ta Trabzonspor'a Kadıköy'de elendi. Galatasaray'dan sonra Trabzonspor'da yenilmezlik serisini bitirdi. Bak baktığın zaman Erol Bulut, Emre Belezoğlu ki Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye gerçekten yararından çok zararı dokundu ya. Düşündüğün zaman. Emre Belözoğlu seçti Erol Bulut'u. Sonra üstünde durdu. Ne oldu? Samandıra Emre'nin bahçesi oldu. At çiftliği. Beşiktaş geldi 4-3 yendi. Onların da serisi bitti. Vitor Pereira'yı düşününce arkadaşlar başarılı sayılabilir bir hoca. Bielsa kalibresinde bir hoca arıyoruz deyip Vitor Pereira getirildi. Sonra kovuldu. Zeki Murat Göle 3-4 maç yönetti. Fenerbahçe bir galibiyet aldı. 9 kişilik kara gümrüğü yenemedi. İsmail Kartal nispeten Fenerbahçe'nin çocuğu dediğimiz İsmail Kartal aslında takımı toparladı. İkinci yapıp gönderildi. Yani ikinci yaptığında gönderildi. Sadece bir mağlubiyeti vardı. Derbileri falan kazandı adam. Haksızlık edildi. Jesus getirildi. Sahne bizim denildi. Ama koskoca Jesus'un eline verilen futbolcular saçma sapandı. Yani Icardi bize sunuldu. Karısına senin yaşantın bize uymaz dedi. Icardi'yi elinin tersine itti. Torreira'yı aslında bize getirdiler. Ali Koç istemedi. Galatasaray'a gitti bir şekilde. Mertens bize önerildi. Bak bilmiyorsunuzdur bunları. Bilin bunları. Mertens bize önerildi. Yaşı fazla dedi. Galatasaray'a gitti. Sonra tekrar geldi. Kusura bakmayın İstanbul'u. Yani İsmail Kartal tekrar geldi. Ciku'yu istedi. Mantıklı bir hamleydi. Gittik yatak odalarından aldık geldik Beşiktaş'ın. Ciku normalde Beşiktaş'tan anlaşıyordu. Szymański, Florya'yı gezen Szymański mesela yine Mario Branco gitti aldı geldi. Szymański'yi gezdirdiler Florya'yı ya. Biliyor Szymański orayı. Tadic, Branco üstüne düştü. İlla getireceğim dedi. Gece yarısı gitti aldı. Ki Ali Koç açıkladı istemediğini. Fred'i yine Galatasaray'ın elinden gittik aldık. Sen bana abi beni dövdüler dediğinde Selahattin Maki ile Branco gitti aldı mesela Fred'i Galatasaray'ın elinden. Şimdi Ali Koç vizyonu değil bunlar. Mario Branco vizyonu. Ve güzel transferler yaptık. Şimdi Aziz Yıldırım Mourinho demeseydi ben Ali Koç'un Mourinho'yu getireceğine kesinlikle ihtimal vermiyordum. O ayrı mesele. Montella ya da İsmail Kartal. Arkadaşlar %100 doğru bu bak. İstediğiniz Ali Koççu'ya sorun. %100 doğru. Maliyet 45 milyon euro dedi. Şimdi 12'yi aldık diyor. 2 yıllık maliyet 24 milyon euro. Yani Ali için yani Ali Koç'un çalışma prensibi
itmeyle kaktırmayla olan bir şeymiş. Demek ki biz bunu da çözdük. Hani eski yönetimin yaptığı hataları yapmayacağız deyip 100 kat fazlasını yapmak. Ersun Yanal, Vitor Pereira, hani İsmail Kartal, ya eski yönetimin gönderdiği adamlardan başka hoca mı yoktu? Düşünüyorum, yok muydu yani? Ya bak, Perotti de yanılabilirsin. Bir kumardır. Kabul. İşte ne bileyim, Sisse de yanılabilirsin. Kabul. Jose Sosa oradaki gibi oynasa zaten uçarsın. Kabul. Ulan Murat Sağlam şimdi, hani Samat da 50 kere dedim bak kulübe. Aman dedim bak, gözünü seveyim. Ulan dedim, bu adam bu kadar iyiyse niye bunu gönderiyorlar? Hem de bu fiyata, daha yeni almışlar. Oğlum Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunda. Tolga Yarsan geçen Beşiktaşlı arkadaşım diyor ki hiçbir kerize diyor veremezdik onu diyor. O paraya hiçbir kerize satamazdık diyor. Siz keriz geldiniz aldınız diyor. Lan bir şey de diyemiyorum. Haklı. Geçen seneki kadro Jesus'a sunulsa neler olurdu diyorum kendi kendime. Sonra diyorum ki aman diyorum, çenemi kapat. Şimdi ben şeyi de çok merak ediyorum. Seçim sonucundan sonra Emre Belözoğlu'nu da ister misiniz Mourinho'nun yardımcısı yapsın? Yani Emre Belözoğlu Jose Mourinho'nun yardımcısı olmasını ister misiniz? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben eğer Ali Koç'u tanıyorsam seçilmesi halinde bunu yapacaktır. Yazın kenara. İleride görüşürüz. Yok dersiniz ama ileride görüşürüz. Peki bütün bunlar yaşanırken Galatasaray 3 şampiyonluk aldı. Bir Ziraat Türkiye Kupası, bir Süper Kupa kazandı. Beşiktaş 2 şampiyonluk, işte bir şampiyonluk, 2 Ziraat Türkiye Kupası kazandı. Bakın Ali Koç döneminden bahsediyorum. Bir şampiyonluk, 2 Ziraat Türkiye Kupası, bir de Süper Kupa kazandı. Trabzonspor tarihinde 40 yıl sonra bir şampiyonluk aldı. Bir Ziraat Türkiye Kupası, bir de Süper Kupa aldı. Başakşehir bir şampiyonluk aldı. Yani Ali Koç vizyonu. Yani Mourinho değil, Haaland, Mbappe, Messi falan da gelse Ali Koç'ta olmaz diyenlerin en büyük şeyi bu arkadaşlar. Ortaya koyduğu başarı. Ama dediğim gibi mesela ben Altay Bayındır, Vedat Muriç'i konusunda bir şey diyemem. Altay da Vedat da bence başarılı. Hani Samet Akaydın konusunda kızmam teknik direktöre. Teknik direktör getirinleri getirdi. Gustavo Henrique daha keza. Ya hoca getirin diyorsa getireceksin. Yapacak bir şey yok. O ayarda bir hoca getiriyorsan. Ama adama sen, yani biz getiremeyiz, bizim paramız yok, biz getirsek bunu getiririz deyip de getire getire bunu getiriyorsan, o zaman da ben bir şey diyemem yani. O zaman da hoca haklıdır derim. Ama yazın bir kenara. Ben eğer az biraz Ali Koç'u tanıyorsam adım soyadım kadar eminim ne yapacak edecek. Gidecek Emre Belözoğlu'nu falan getirecek. Bu arada şunu söyleyeyim. Volkan Demirel'e önerildi bu yardımcılık işi. Hatta Montella gelsin yardımcısı ol gibisinden ama Volkan Demirel kabul etmedi. Şimdi bilmiyorum. Mourinho bir yabancı, bir Türk yardımcı istiyor. Bakalım o isim kim olacak. Peki derbi karnesi. Arkadaşlar 2019 yılında Fenerbahçe hiç derbi kazanamamış, biliyor musunuz? Evinde Beşiktaş'ta 1-1. Galatasaray'la 1-1, Trabzonspor'la 1-1 kalmış. Deplasman'da Beşiktaş'ta 3-3. Galatasaray'la 2-2, Trabzonspor'a 2-1 yenilmiş. Yani 0 galibiyet, 1 be yani 0 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet. Yani Fenerbahçe yıllar sonra hiçbir derbiyi kazanamadan bir sezon geçirmiş. 2020 yılında evimizde Trabzonspor'la 1-1, Beşiktaş'ı 3-1 yenmişiz. Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilmişiz. 2021 yılında Trabzonspor'a 3-1 yenilmişiz. Deplasman'da evimizde de 3-1 yenilmişiz. Galatasaray'la deplasmanda 0-0, Beşiktaş'a 2-0 yenilmişiz. Yani hazırlayan arkadaş bu kadar hazırlanmış. 2021 yılında evimizde Galatasaray'a 1-0 yenilmişiz. Evimizde Beşiktaş'a 4-3 yenilmişiz. Trabzon'u 3-1 yenmişiz. Deplasman'da Trabzon'u 1-0 yenmişiz. Pelkas'ın golüyle. Hatırlıyorum, çapkadan tavşan çıkartması lazım. Galatasaray'la deplasmanda berabere, Beşiktaş'la deplasmanda berabere kalmışız. Yani arka arkaya 2 yıl yenilmiş olduk. 2022 yılında Galatasaray'a 2-0 yendik evimizde. Serdar Dursun'un ikinci golünü hatırlarsınız. Deplasmanda da Galatasaray'a 2-1 yendik. İnleyen nameler, ruhumu sardım. Trabzon'a 3-1 kaybedip evimizde de Trabzon'a 1-1 kalmışız. Beşiktaş'ta deplasmanda 1-1, evimizde 2-2 kalmışız. 2023 yılı evimizde 3-0 yenilmişiz Galatasaray'a. Deplasmanda da yenilmişiz. Beşiktaş'a evimizde 4-2 yenilmişiz.
Deplasmanda da 0-0 kalmışız. Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenilip evimizde 3-1 yenilmişiz. Neye yarar? En başarılı olunan sezon bu sezon. Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1. Galatasaray'ı deplasmanda 1-0. Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe. Evinde Trabzonspor'a kaybedip Beşiktaş'ı 2-1 yenmiş. Galatasaray'da 0-0 kalmış. Şimdi baktığınız zaman buna bir vizyon diyebilirsin. Buna başka bir şey diyebilirsin. Buna o diyebilirsin, bu diyebilirsin. Ben bir konuda bir hatırlatma yapayım. 2024-2025 sezonunda eğer değişmezse ya da değiştirilmişse, değiştirilmemişse yabancı kuralı şu. Kadroda 12 yabancı olacak, 14 Türk olacak. 14 Türk, 12 yabancı sınırsız. İstersen 11'ini de oynat. Hiçbir kural yok. 14 Türk'ten en az 2 tanesi altyapıdan çıkmış olacak. Yani takımlar 24 az futbolcu, 2 tane de altyapıdan çıkmış futbolcuyu oynatmak zorunda. Kadrosunda tutmak zorunda. İşin kolayı var nedir? Üçüncü kalecin altyapıdan çıkan kaleci olur. Yani az kaleci, yedek kaleci, üçüncü kalecin altyapıdan çıkmış olur. Normal. Bunda bir abes yok. İkinci ismin kim olur? Bunu da sen düşüneceksin. Sonraki iki sezon bu sayı 3'e çıkacak arkadaşlar. Yani bu sezondan sonraki iki sezon arka arkaya 3'er tane Türk olacak. 11 Türk, 3 tane altyapıdan çıkan Türk ya da yabancı. Herhalde 14 Türk derken işte trader falan çıksa onu da altyapı sayacak herhalde. Yabancı saymayacak. Neyse. 4. sezonda 4, 5. sezonda da 5'e çıkmış olacak. Yani 2028-2029 sezonda 12 yabancı olacak. 9 Türk, 5 tane de altyapıdan çıkmış Türk'ün olacak. Bendeki duyumlara göre 14 yabancı kuralı aynen devam ki 8 artı 3 kuralı aynen devam edecek. Ek olarak bu kuralda 5 yıl sabit kalacak. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Ne olacak? Ha, ben şunu söyleyeyim. Şunu belirteyim. Bana sorsanız. Hocam, senin fikrini alalım derseniz. Ben yabancı kuralında esneklik daha mantıklı diyorum. Kulüplerin borcu da azalır diyorum. Israrla da bu iddiamın arkasındayım. Kulüplerin borcu daha da azalır. Çünkü yabancıyı satma imkanın yüksek. Yabancı serbest dersek, Türk futbolcularının satışı çok daha kolaylaşır. İsmail Yüksel'i çok ciddi isteyenler var. İsmail Yüksel'i Fenerbahçe satamaz. Satsa neyle dolduracak? Mesela Galatasaray Abdülkerim Bardakçı'yı satamıyor. Niye? Satsa neyle dolduracak yerini? Ama deseler ki 14 yabancı arkadaş, istediğiniz kadar oynatabilirsiniz. Serbest. İlk 11'in 11'i de yabancı olabilir. 5 değişikliğin 3'ü de yabancı olabilir. Hiç sıkıntı yok dersen 14'te Türk alabilirsin. Bu 14 Türk'ün ikisi altyapıdan çıkacak dersen, yani 14 yabancı 12 Türk, 2 de altyapı dersen, bence taraftar takımlar o zaman elleri daha rahatlar. Yoksa futbolcu satamayacak takımlar, çıldıracaklar. Ben bu taraftarıyım. Ama bu yabancı kural tekrar görüşülür. Benden söylemesi. Çünkü Kulüpler Birliği biraz sesini yükseltirse daha neler olur neler, hep birlikte izleriz. Ali Koç dönemi bu. Diyeceksiniz ki Aziz Yıldırım dönemi çok mu iyiydi? Çok mu mükemmeldi Aziz Yıldırım dönemi? Hocam sen niye Aziz Yıldırımcılık yapıyorsun? Diyeceksiniz, eminim. Arkadaşlar ben sadece size yaşadıklarımızı anlattım. Ben varken Fenerbahçe'yi asla şampiyon yapmazlar. Bu cümle dönecek, dolaşacak, tekrar söylenecek. Fenerbahçe lider giderken tekrar söylenecek. Fenerbahçe azıcık puan aralığını açtığı zaman Galatasaraylılar diyecek ki bak, ben varken Fenerbahçe'yi asla şampiyon yapmıyordun diyecekler. Diyordun. Şimdi ne oldu diyecekler. Sonra hakemlerin yönü değişecek. Fenerbahçe hakemlerle uğraşmadığı müddetçe, federasyonla uğraşmadığı müddetçe, arkasına siyasi bir destek almadığı müddetçe bu düzen böyle devam edecek. Fenerbahçe'nin hakkı her zaman yenilecek. Fenerbahçe taraftarı çıldıracak. Ben şahsım adına söyleyeyim, Ali Koç kaldığı müddetçe şampiyon olacağımızı düşünmüyorum. Ama bir kez şampiyon olsak arka arkaya ikinci kez de, ikinci sezonda da şampiyon olacağımızı düşünüyorum. İki kez arka arkaya şampiyon olsak üçüncü sezonda da bizi kimsenin durduramayacağı görüşündeyim. Yani Fenerbahçe tabiri caizse kolanın kapağını bir kere açarsa o asit kaçmaya başlar. Bir kez o kolanın kapağı açılması lazım. Mesela bu sezon, yanlış anlamayın, ben yakın çevreme şöyle bir cümle kurdum. Ben Ali Koç olsam çıkar parayı basarım. İktidara da söylerim, muhalefete de söylerim. Arkadaşlar biz şampiyon olalım, şu kadar para derim, artık iş bu noktaya geldi. Ya bu şike sayılmaz mı hocam? Vallahi karşındaki adamın
Bir Antalya Spor maçını izleyin. Tekrar tekrar o maçın özetini izleyin. Ne şike sayılır ne şike sayılmaz. Sonra gelin konuşalım. O Antalya Spor maçında yemesi gereken 3-4 kırmızı kartı yese, Beşiktaş derbisine o 3-4 futbolcudan eksik gitse, o yenilgi moraliyle gitse, eminim orada da galip gelemeyen bir Galatasaray olacaktı. Arka arkaya 2 hafta kazanamayan Galatasaray liderliği falan Fenerbahçe'ye devrettiğinde iç karışıklıklar başlayıp şimdiye çoktan işte sen bunu aldıydın, sen bu kadar parayı zimmetine geçirdiydin, işte sen bu kadar parayı şöyle yaptın iddiaları, işte ne bileyim sen borç verdiydin, sen bilmem komisyoncuydun. Erden Timur da giderken demiş ya beni komisyoncu ilan ettiler diye. Neler duyardık neler. Yeter ki bir kez şampiyon olaydık. Ama Allah'tan ümit kesilmez. Bakalım neler olacak. Neler edecek. Yani ben şu taraftarıyım. Mesela Fenerbahçe'nin de devre arasında hatalar oldu. Bu sezon mesela bu sezonu katmamış. Ama İsmail Kartal'a full yetkiyi verirsem yanlış. Mesela Crespo, Lincoln, Lerniken'in gitmesi. Zayt'sın tutulması. King'in tutulması. Kent'in oynatılmaması. Ya çok zor değil. Mesela Kurun hiç alınmasaydı bir. Zayt devre arası gönderilseydi iki. Joshua King sakatlanacak ya da başka bir şey diye Joshua King gitseydi 3. Bunların yerine Kent, Crespo, Lincoln'in lisansları eklenseydi ne Tadiç'e bu kadar yük binerdi, ne orta sahalara bu kadar yük binerdi, ne İrfan'a, Cengiz'e bu kadar yük binerdi. Biz de doya doya başka şeyler izlerdik. Ama Ali Koç yanlış hamleleri bazen çok sık yapıyor ve bazen yanlışının üstüne çok gidiyor. Bakalım yeni dönemde ne olacak? Başkan adaylarından kim seçilirse seçilsin. İnşallah kazanan Fenerbahçe olur. İnşallah iki başkan adayı da bir önceki süreçlerinde insanlar onlara niye oy vermediyse, niye seçmediyse ya da ne için tepki aldılarsa inşallah onları bir daha tekrarlamazlar. Kazanan Fenerbahçe olur. Sevdiklerinizi, eşinizi, dostunuzu kanala lütfen davet edin arkadaşlar. Ve bu kanalı büyütelim. 2 Ağustos'a kadar bu kanaldayız. Diğer kanalda kaldığımız yerden elbette devam edeceğiz 2 Ağustos'tan sonra. Yani bizim ana mekanımız orası. Ama o süreye kadar buradan devam edeceğiz. Belki zamanla buraya da şeyler bulup, video çekecek isimler bulup burayı da farklı bir konseptle devam ettirebiliriz. Ama 2 Ağustos'a kadar buradayız arkadaşlar. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Zaten Temmuz, Ağustos ne kaldı şurada? 2 aydan daha az bir süre kaldı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ha, bu videoyu muhtemelen Kadıköy Sokak As kanalına atacağım. 2 Ağustos'a kadar diğer kanaldayız. Özür dilerim. Şeylik olmasın. 4440 yazan kanaldayız. 2 Ağustos'a kadar, yani Temmuz'dan sonra, 2 Temmuz'dan sonra da buraya yine videoları daha da sıklaştıracağım. Gerekirse bir oraya bir buraya aynı konulara video çekeceğim. Çünkü burada farklı kitle de var. İki kanalımızı da büyüteceğiz ama bizim asıl ana kanalımız 69.700 yazan bu kanal. Bu kanalda 2 Ağustos'tan sonra parayı dökeceğim, parayı saçacağım Allah ömür verirse, imkan verirse. Bu kanalı 100 binlere de geçittireceğim ve bu kanal birilerinin korkulu rüyası olmayı sürdürecek. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere.